İstanbul'da Uber sarı taksi gerginliği bitmiyor. Bir Uber sürücüsüyle tartışan taksiciler aracı tekmeleyip lastiklerini patlattı. Tartışmaya yoldan geçen bir kadın da katılınca gerginlik tırmandı. Bugün bir Uber aracıyla birlikteyiz. Son zamanlarda taksicileri rahatsız eden bir platformun detaylarını konuşalım. Lafı çok uzatmıyorum. Yanımızda Lincoln. Hadi gidelim. Lincoln'a atladık gidiyoruz. Ben bu arada Boston'dayım, Amerika'da. Oradan videoyu çekiyorum. Türkiye'deki Uber hakkında çok bilgim yok. Hangi seviyede Uber X, Uber Black var mı bilmiyorum ama Amerika'dan, Boston'dan bahsedeceğim biraz. Buradaki detayları biraz anlatacağım. Biz de biraz işin içinde olduğumuz için biraz yanda bilgileri paylaşacağız. Uber herhalde burada 2009'da başlamıştı. 2009 Mart gibi başlamıştı. O zamanlar Uber X var mıydı hatırlamıyorum ama Uber Black vardı, ona eminim. Uber X normal herkesin yolda arabasını alıp onaylanırsa Uber yapabildiği bir seviye Uber'in. Bir de Uber Black var. Uber Black ise araba siyah olacak, içi dışı siyah olacak. Belli biraz üst model arabalar olacak. Mesela Mercedes E serisi, Audi, Lincoln ya da Cadillac DTS falan, o tarz arabalar olması lazım. İçi siyah, dışı siyah. Biraz daha geniş arabalar, yeni arabalar olması, onların şartları var. Bir de Uber Black SUV var. 7-8 koltuklu olması lazım. En arka tarafında, yani bu Suburban olur, Tahoe olur. O tarz arabalar Uber Black SUV hakkını kazanıyor. Tabii bunların fiyatları artıyor gittiğiyle, yani kullanıcı için artıyor. Uber X en ucuzu, Uber Black şu an bizdeki mesela 5 kişilik. Uber Black 5 kişilik. Sonra bir de Uber Black SUV var. Bunları kullanıcı için fiyatları artıyor. Ama aldığı serviste daha iyi sözde işte vesaire falan filan. Ben bu araba Lincoln bizdeki şu an bizim. Uber Black hesabını yeni aktif hale getirdik. Bunu bir Türk bir arkadaşa vereceğiz, sürücüye. O kendisi kullanacak. Araba, insurance, her şey bize ait. Ama kendisi benzinli dolacak. Oraya gelirim sonra, onu anlatırım. Bu da ben bilmiyorum işte, Türk arada kalıyorum Türkiye'de anlatırken de. Burada mesela Uber Black izni yok da. Uber kendisi Uber Black hakkı kimseye vermiyor. Durdurdu onları. Türkiye'de emin değilim. Mesela nedeni de çok fazla olmasın, değerlensin diye. Bir nevi taksi plakası gibi düşünüyor. Şu an mesela satamıyorsun sen hesabını başka kimseye ama ileride sat, yani şu an satabilseydin Uber'cilerin dediği 5 ile 10 bin dolar arası civarı ediyor bir tane hesap. Yani plaka gibi düşünelim. Taksi plakası gibi. Ama şu an satmana izin vermiyor. Bizde de iki tane vardı, bir iki tane böyle Uber Black zamanından. Nedeni de şuradan, ya biz Uber yapmadık, bizim mahallede Uber yapan kimse yok ama zamanında 2008 gibi babamın limuzin şirketi vardı burada Boston'da. O zaman da yeni çıkmıştı Uber. Böyle limuzin şirketlerine Uber Black hakkı veriyordu. Sizin arabanız zaten limuzin gibi, Cadillac'lar vardı bizde o zaman. DTS vardı hatta bir tane. Suburban vardı. Sizin arabanız zaten Uber Black hakkına giriyor. Limuzin şirketleri plakaları da var zaten. Livery plakası olması lazım. Farklı bir plaka, limuzin plakası. L yazar böyle. O hakları bize vermişti. O hesapları Uber bize vermişti. Hatta çok da kullanmıyorduk zamanında. Neyse, sonra o kapattık o şirketi. Limuzin şirketini sonra kapattık biz. Tabii deaktive ettik hesapları vesaire. Sonra bu son zamanlarda işte bu aralar dedik aktif hale getirelim. Aktif hale getirelim, şey, yani bir sürücüye verebiliyorsun. O çalışıyor.
senin için. Mesela biz şu an aldık arabayı, insurance'ünü biz ödüyoruz. Aylık ödemesini biz ödüyoruz. Bir tane Türk arkadaşa veriyoruz. O 2000 dolar aylık mesela. Sen bana 2000 dolar ver diyorsun. Gerisi senin. Ayda. Ne kadar istersen gece gündüz çalış, 10 bin dolar yap, bana 2000 dolar ver yeter. Gerisi sende. Kaç arabaya kaç mil koyarsan umurumda değil yani. Biz de onu yaptık. O yüzden bu araba bende şu an. Bu arabada aylık ödemesi 200 dolar gibi bir şey. Bir de insurance'u var. Insurance şey, sigortası. O 6000 dolar yıllık, biraz yüksek. Onu biz ödüyoruz ama benzin olsun, yağ değişimi vesaire, onları sürücü ödüyor. Insurance konusuna gelince, insurance ya sigorta bu arabalar için biraz, bu araba demeyeyim de Uber Black olduğu için biraz yüksek oluyor. Yani eskiden bu yoktu. Eskiden mesela ben gidip sigorta alacağım zaman, benim BRZ var mesela, Subaru BRZ. Onun sigortası aylık 170 dolar falan. O civarda bir şey. 170-175 olması lazım. 2000 dolar gibi aylık ödemesi yani sigortasının. Ben o arabaya sigorta alırken bile bayanım bana söyledi, bu arabayla Uber yapacak mısın? Yani şimdi normal arabaların da insurance'ını sorgulamaya başladılar. Yani UberX yapmayı düşünüyorum ben mesela. Kendi arabamla Uber yapacağım. Insurance bunu sorguluyor. Sen bununla Uber yapacak mısın? Çünkü daha fazladan insurance sana verecek yani. Arttıracak sigorta fiyatını. Ben dedim yani Subaru BRZ'den bahsediyoruz. İki kapılı araba. İki kapılı arabayla Uber yapabiliyorsam yine güzel dedim yani. Alt fiyattan aldım ben. Bunu mesela 2000 değil de 6000 dolar yıllık sigortası bu Lincoln'un. Uber Black biraz zaten kaçarın yok yani. İşte limuzin plakası var Uber Black'lerde. Onun için kaçarın yok yani. Hadi şey söyleyebilir, normal bir arabaya ben Uber yapmayacağım deyip sonra Uber ver ki yaparsın. Bilmiyorum ne kadar yakalar mılar ama emin değilim o mevzulardan. O yüzden insurance'ı biraz yüksek bunun. Benzini biraz fazla harcıyor. V6 motor. 13 galon başına 13 mil gidiyor. Ya biraz fazla yani ama Amerika'da benzin ucuz diyelim. Bir de Uber Black'lerin güzelliği, arkası çok rahat oluyor. Yani arabalar listeledikleri için hangi arabalar kullanılması gerek vesaire, bu arabalar zaten rahat büyük arabalar oluyor. Bunun şu arka tarafı kısmı mesela, oturdunuz mu sanki evdeki koltuktan bile rahat yani. Bu araba limo için yapılmış, limuzin için yapılmış gerçekten. Arka koltuk böyle diz mesafesi, ayak kısmı çok aşağıda, koltukta yüksekte biraz. Çok rahat oturuyorsunuz arkaya. Hatta koltuğu da ileri geri alabiliyorsunuz arka taraftan. Yani sağ öndeki koltuğu, yandaki passenger koltuğunu. Rahat bir araba, sessiz. Gelelim Uber ne kadar kazandırıyor. UberX'i çok bilmiyorum. Uber Black'i biraz biliyorum bizde olduğu için. Uber Black fiyatları yüksek oluyor tabii bahsettiğim gibi. Nedeni de arabalar biraz daha güzel. Şoför takım elbise giymiş, çarçurt vesaire. Sabah çalışsa mesela, sabah UberX fazla kullanılıyor şirketlerden, işe gidenlerden dolayı vesaire. Sabah 5 tane yapsa 70 dolardan diyelim. 70 dolar genelde 50-70 dolar arası değişiyor. Yani bir tarife mi deniyor işte, bir trip'in 50-70 dolar arası diyecek. 5 tane yapsa 250-300 dolar yapıyor. 350 dolar yapıyorsun zaten. Ve 5 tane, 7 tane ride çok az. İstersen bütün gün çalış yani. 20 tane yap. UberX biraz pahalı. UberX'in o güzelliği var işte. Az. Ne deniyor buna ya? Tarife deniyor herhalde. Az triple fazla para yapıyorsun. O güzelliği var bunun. Bir de asıl yardım eden etken, bu gerçi bütün Uber'ler için var artık. Fazla şikayetten dolayı zamanında havaalanına girme yasağı konuldu Uber arabalarına. Ama sonra Uber tabii boş durmaz. Uber
ne yaptıysa onu aktif hale getirdi. Artık Uber araçları Boston'da, mesela New York'ta da öyle diyebiliyorum herhalde, Boston'da havaalanına gidip müşteri alabiliyor ve bırakabiliyor. Eskiden bir ara bırakabiliyordun ama alamıyordunuz müşteri oradan. Oraya girdin mi seni Uber aplikasyonu göstermiyordu senin orada olduğunu bir müşteriye. Öyle ayarlamışlardı. Ama şimdi o da kalktı. Uber havaalanından da müşteri alabiliyor. Bırakabiliyor da. Onun artı bir güzelliği var. Çünkü havaalanında müşteri çok. Ama şöyle bir şey var. Uber aplikasyonu nasıl oluyor ben bilmiyorum. Seni sıraya sokuyor. O havaalanı alanına ilk giren Uber arabasını birinci sırada tutuyor. Taksiler gibi. Orada taksi sıraları oluyor ya. Öyle aplikasyondan seni ona göre gösteriyor yani. Kullanıcıya. Öyle bir şey yaptı. İşte dediğim gibi bu Uber Black rahatlıkla 5000 dolar, 6000 dolar yapar şu an bu arabayla yani. Sahibi arabanın aracın sahibine de işte 2000 dolar veriyor. Gerisi cebine kalıyor. O da en az yani istediği kadar da çalışabilir. Limit yok bunda. Artı fiyat konuşmuşken bir de vergisi var bunun. Vergilerden aman Allah'ım neler neler ya, her şeyi düşüyorlar. Çakallar yani, yediği yemekler olsun, arabanın benzini, yağı, lastiği, her şeyi vergiden düşürüyorlar. Neden? Çünkü çalışırken çıkan masraf, öğle yemeği, akşam yemeği, çalışırken yediğim masraf, bunların hepsini vergiden düşüyorlar. Acayip vergi return'ı alan kişiler biliyorum yani. Ya güzel yani, güzel gelir kaynağı herkes için rahatlıkla oluyor. Kendi arabasıyla Uber X'e, Black bile değil, Uber X yapıp kendi arabasıyla yani ben yılda 90-500 bin dolar yapan türkü de duydum yani Boston'da. Gece gündüz çalışıyor. Gece çok iş oluyor yani, gece yani bazı millet başlıyor Uber'e, diyor ya iş yapamıyorum falan. Gündüz sen ortalıkta dolanırsan yapamazsın. Gece çıkacaksın. Gece çok fazla iş oluyor. Çünkü yoğun araba yok geceleri. Yani Uber, herkes gece Uber yapamıyor tabii. Sen gece çıkıyorsan özellikle sabaha karşı, o zaman çok iyi para yapma imkanın oluyor. Vergi de öyle. Mantıklı yani. Yani ben Uber çoğu kişi yani iyi kullanıyor. Sadece geçmek önemli. Yani approve oldun mu, kazan, cezan vesaire yoksa onaylanıyorsun. Alıp gidiyorsun. Bir de güzelliği yıldız işte. O yıldız olayları. Eksi puan aldın mı iptal oluyor Uber sürü lisansın. Yapamıyorsun Uber. Herkes seni rate'liyor. O yüzden mecbur kullanıcıya iyi davranmak zorunda. Burada taksiler yani iyi değil. Yorum yapmayayım Boston'daki taksiciler hakkında ama ben çünkü toplu taşıt çok kullanan birisi değilim. Boston'da mesafeler uzun, şehir içinde yaşamıyorsan zaten. O yüzden çok kullanmıyorum. O yüzden çok da yorum yapmak istemiyorum. Tecrübem olmadığı için. Ama duyduklarım öyle yani. Çok Uber boş yere bu noktalara gelmedi diye düşünüyorum ben. Evet, Uber'de durum böyle burada. Şu an herkes mutlu. Şikayet eden yok. Polisler karışmıyor. Karışsa da zaten Uber kendisi cebinden bütün cezaları ödüyor. Sadece işte sticker'lar oluyor böyle. Arabasının camına Uber yazısını koymak zorunda. Epey kişiye, buraya yeni gelen Türkler olsun vesaire, çok kişiye gelir sağlıyor. O güzelliği var. Bu arabayı da işte aldık. Servisteydi, biraz lastikleri, arka frenleri değişti. Şu camında çatlaklık vardı. Onu durdurdular. Şu yan aynayı görmüşsünüzdür. O biraz çatlak. O yolda değişecek. Daha gelmedi parçası. Ondan sonra arabayı vereceğiz. Ve Boston yollarında Uber yapmaya devam edecek. Sıfır almadık bu arabayı bu arada. İkinci el aldık. 16-17 bin dolar gibi o civardaydı. Tek sorunu trafik benim açımdan.
Eskiden Boston'a, yani biz 20 mil uzarız Boston, downtown'a, şehre. Eskiden 45 dakikaya gidiyordun sabahları mesela, iş için olsa. Şimdi bir saati geçiyor. Acayip fazla ve uzun sürüyor trafikte. Tamam, Boston'da burada bellidir rush hour'lar saatleri, trafik saatleri. O saatte yola çıkmazsan sorun yok ama yani çok var yani. Yolda gidiyorsun, herkes böyle asmış camında, asılı duruyor telefon. Bazen yolun ortasında duruyorlar, deli ediyorlar. Yani taksicileri de geçer yakında diyeceğim bunlar ama ki geçti zaten. Yolun ortasında pat diye duruyor müşteri indirmek için falan. Yani öyleleri de var. Çünkü ona rate yapamıyorsun. Ona yıldız yok yani, onun için yıldız. Ama müşteriyi aldı mı melek gibi. 5 yıldız almak için. Öyle. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, videoya like atmayı ve JDM Spread kanalına abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Bir dahaki sefere görüşürüz.